Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar tekrar. Bir kristal. Neredeyiz ya? Bu bahsettiğim buzulun oraya geldik. Para istemediler. Sen o kadar uzak yoldan gelmişsin. Senden para almayacağız. Sen çıkabilirsin dediler. %30 yağmur gösterdi. Baktım hava durumuna. Alt küçük yağmurlu mu? Küçük büyük. Bir incesi var, bir kalını var. İncesini çıkarmadım. Üstümdekini aldım yanıma. Belki Ciseler Karadeniz gibi dedim. Evet, buradan başlıyoruz. Saati söyleyeyim. Cuma vakti. Allah'ım yarabbim. 12:50. Buranın saati. 1:10 var. Evet, yürüyüşümüze başlıyoruz. Bahsettim gene ama bahsedeyim tekrardan. Araç kaç para? Onu sormadım. 75 kron yok. 75 çok az. Evet, yazıyor burada. Sadece yukarı çıkarsanız 150. Gidiş geliş 260. Yaklaşık 3 kilometre diyor buradan. 45 dakika sürer diyor yürüyerek. Gidiş, sadece gidiş. Toplam süre 1 saat 15 dakika. Her şey. Şunlarla binerseniz diyor. Ha, buna kaç kişilik? Ha. Benim vaktim bol. Onu anlatayım. Walking corridor. Biliyorsunuz bu yolculuk için geçen yıldan beri motorhane ile yazışıyoruz. Çok yardımı dokundu, sağ olsun. Gidilecek, görülecek yerler, görülmeyecek yerler, boş boşuna gitme denilen yerler gibi. Mesela dün eski bilimleri görmüşsünüzdür. Tündevegen. Mesela yanılmıyorsam. Hep burası yürüme yolu. Geri bisiklet. Şeyi salsalar ya motorlara. Hayret bir şey. Para kazanmazlar. Zaten kazandırmıyorum da. Bir fazla konuşmayacağım. Merak etmeyin. Şu olayı bir anlatayım. Çiçeklerden çok para. Eflatun. Papatya. Niye söylüyorsun? Hafta sonu kampa çıkıyormuş. Dedi görüşemeyiz herhalde. Sen gidersin, geçersin. Dedim acelem yok. Yani seni görmeden olur mu? Bir yüz görümlüğü alalım. Ben vereyim ya ben. O niye veriyor ki? Dedim tanışalım. Olur mu öyle şey, dünya yoldan gelmiş, bu kadar yardım etmişsin. 5'te çıkıyormuş işte. Alesund'da oturuyor. Bakalım. Onun için acelem yok. Burası hesapta yoktu. Devam edecektim ben. Ama dedim adamı görmesek olmaz. Motorhaneye. Onun için yavaş yavaş yürüyeceğim. Terletmedi. Gerçi burası serin. Ha, şeyi de bahsedeyim. Akşam çadırda kaldım. Sabah baktım. 7 dereceydi hava. Zaten üstümü çift giyiniyorum. Altımda içlik var zaten. Üstüm 3 kat. Vallahi yukarıda ne yapacağım bilmiyorum. Onu düşünüyorum. En yukarıda. Sıfırlara iner herhalde gece. Herhalde değil, iner. 7 derece ne ki fark? Vallahi üstümdekilerle yatacağım. Hiç çıkarmayacağım. Ne varsa çantamda hepsini giyeceğim üstüne. Böyle şey, çocuklar bebeklere giydirirler ya kat kat. Dombiş olur, dombili. Onun gibi oluruz herhalde. Görünmeye başladı. Huzurlar. Aşağıda resim çıktı.
İyi, burada terlemeyeceğim herhalde. İşte böyle. Bakalım. Bunu göreceğiz. Yine bir tavsiye alırım, kamp tavsiyesi. Bundan sonra yola devam inşallah. Evet, güzel görüntüler görürsem açarım. Zaten şu anda var. Buzulu görüyorum bilmiyorum. Haydi görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, varan bir 10. dakika. Karşımıza bu çıktı. Gerçi dönüşte bakacağız ama şöyle bir bakarsanız. Aşağı inişteyken de çekerim. Vallahi şu manzara var ya, şu manzara bütün yorgunluğunuzu alıyor. O kadar eziyet çektik. Çekeceğiz belki de. Soğuk çekeceğiz. İşte bu. Norveç bu. Ne yapayım ben şehirlere, bilmem nelere. Yani dua işte. Al. Biter mi? Dönüşte de bakacağız zaten burayı. Çekeceğim. Hadi yola devam. Arkadaşlar kapatıyorum. Bakıyorum, tekrar açıyorum. Kapatmayayım diyeceğim ama ne yapayım? Kapatmayayım bari. Gittik lan. İki yedek pil aldım yanıma. Yeter. Üç tane var zaten toplam. Böyle serde serde gidelim. Felix Dahl. Evet, ufaktan hararet yapmaya başladım. Şu montu çıkarsam. İşte dönüşte üşüyorsunuz. Almayayım diyorum yanıma. Ama dönüşte feci üşürüz. Bu terin üstüne. Şöyle yapayım ben. Üstündeki montu da çıkartayım. Elimi alayım. Yoksa böyle olmaz. Valla çıkartamayacağım. Şöyle çıkartamayacağım. Hey, bak şurada yağmurlu giymek zorundayım. Duş almak istemem. Oradan geçer kapatırım. Ay kapatırım. Geçince açarım, olur mu? O da bize sevabını atsan olmaz mı ya? Allah Allah, boş boş gidiyorsun. Bak yağmurlu iyi ki almışım. Evet, buraya gelecekler. Yağmurunuzu tutmayın. Burada duracağım mecburen. Yağmurlu bu. Giyeceğim. Giymesem ne olur? Şöyle omzuma attım. Kendimden ziyade montun ıslanmasında endişeliyim. Yoksa kendimle alakası yok. Çünkü bir tane montum var. Haydi bakalım. Kapatın gözünüzü. Gözlüğümü bari çıkarsaydım, hay Allah. Şimdi aklıma geldi. Lensi düşünüyorum da. Hey, burayı. Burası felaket. Siz göreceksiniz, ben de sizden göreceğim sonra. Kafamı çeviremedim. Hala geleyim. İyi ki bak altımdaki yağmurluk durmuş, çıkarmamışım. Üstü de almışım. İyi ki. Evet, yağmurlarınızı eksik etmeyin. Benim gibi tek üst yağmurlukla gelmeyin. Çift gelin, çift. Bak alt çift ne güzel.
Üstek. Şurada duracağım. Şirlen silimlisi var. İğrenç. Nerede sileyim? Evet, sildim. Gözlük duruyor. Gözlük duruyor. Gözlüğü ne yapacağım? Gel neyse, buharlasın gitsin. Bak yukarıdaki. Oo. Şuradan da çekeyim. Güzel duray. Buzul da görünüyor. Çekelim. Ben de çekeyim. Şu insanlarsız, pardon. Görüntüyü görüntüye mi girdiniz? Ay pardon. Unuttum sizi. Evet. Sular geliyor hala. Evet arkadaşlar. Burada kapatayım. Daha montumu çıkarmadım. Ufak ufaktan ter yapmaya başladım sanki. Çıkarmam lazım. Şu yukarıdan da çekerim zaten. Şurada görüşürüz yukarıda. Haydi hoşça kalın. Piknik için güzel bir yer değil mi? Evet, şu arada. Şeyi sormayın ya, vallahi. Onu yukarıya. Bu arada çok yavaş çıkıyorum. Birinci vites bile hızlı gelir, o derece. Yarım vites, ha güzel. Çünkü montumu da çıkardım, yağmuru da çıkardım. Hararet yaptı motor. Fazla terlemeden çıkarayım dedim. Yavaş yavaş çıkıyorum, acelem yok. Akşamüstü motorun haneyle buluşacağız inşallah. Şurada buz parçası, ha, ucu göründü. Azıcık göründü. Neyse ben yavaş gidiyorum. Açarım sonra. Hoşça kalın. Yollardaki yosunlu kayalar size böyle eşlik ediyor. Arkadaşlar. Mini mini şelaleler. Solumuzda ana şelale. Sağımızda yine yosunlu kayalar. Tabiatı olduğu gibi bırakmışlar. Böyle bir kısmı ölüyor, diğer kısmı yeşeriyor yanında. Çocukları. Evet, kanatlanmak isteyenler 3-4 saat sonra uçabilir diyor, kanatlanabilir diyor. 3-4 saatlik yol varmış. Şu anda biz kırmızı noktadayız. 349, biraz yaklaştırayım mı, buzdur ama. Oradayız az sonra inşallah. Şu sağdakini de göreceğiz ama şu gördüğünüz o beyaz kısım anası herhalde. Buzul, onun kolu demiştik ya. Anası bu. Çocuğu da bu. Herhalde öyle benziyor. 3-4 saate ne güzel. Evet, meraklısı varsa bunu hesaba katsın. Haydi yola devam. 4 kilometre diyor katlanırken. Buradan mı? Yok. Olur mu? Yolun var mı?
Hani kanatlanmak isteyenler nereye? Bu işte ya. Aşağıdan da gördük bunu. Daha başka göreceğiz diye umut ediyorum. Dum. Evet, katlanakken nerede yolu? Bak Görkü reisimiz de mi? Maşallah. Dubrik Salgrasya front from around 1910. 1910'da ne olmuş? 1910'da mı keşfettiniz burayı da oluştu? Neyse.